Bir basketbol takımı düşünün, kurulduğu yıldan itibaren hiç yenilmeden 3 yıl içinde mahalli ligden 1. lige yükselmiş olsun ve 1. lige çıktığı daha ilk yıl lig şampiyonunu ele geçirsin. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik zorluklar yaşadığı yıllarda bütün bu sıkıntılara rağmen kulüp başkanıyla, yöneticileriyle ve oyuncularıyla tek bir vücut olup yoluna devam etsin ve Avrupa basketbolunun zirvesine otursun. Evet, Efes Pilsen'den bahsediyorum. İşte bu belgeselde sizlere Türk basketbolunun hem lokomotifi hem de haklı gururu olan Efes Pilsen'in öyküsünü anlatacağım. Türkiye'de pek çok yeniliğe imza atmış, pek çok ilki gerçekleştirmiş olan Efes Pilsen Basketbol Kulübü'nün 30 yıllık hikayesi, aynı zamanda Türk basketbolunun nereden nereye geldiğinin de bir özeti durumunda. Sayılık atışı Gentile'nin başarılı. Son 2 saniye, son 1 saniye. Kupa bizim! Kupa bizim! Kupa bizim! Bizim! Kupa bizim! Bir sayıyla Karaç Kupası'nı aldık. İnanılmaz bir tablo var. Türkiye Avrupa'da ilk kupasını alıyor bir takım olarak. 1996'da Efes Pilsen sadece Avrupa Koraç Kupası'nı değil, Türkiye'de 6 yıl içindeki 5. şampiyonluğunu da kazanmıştı. Artık Efes Pilsen sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da adından söz ettiren bir takım olmuştu. Efes Pilsen'in sadece Türkiye'de başarılı ve iyi bir organizasyon kurmuş bir spor kulübü olmaktan öteye götürdü. Avrupa'da tanınan, bilinen, başarılı bir basketbol kulübü olarak herkes tarafından saygı görür bir konuma getirdi. Efes'in müzesine götürdüğü Koraç Kupası, Avrupa'nın en büyük kupalarından biriydi. Şimdi sıra kupaların kupası sayılan Euroleague'deydi. Artık yeni hedef Avrupa'da bir numara olmaktı. Efes Pilsen 1996-97 sezonunda futboldaki Şampiyonlar Ligi'ne benzer bir organizasyon olan Euroleague'de mücadele edecek, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla oynayacaktı. Birinci hedef ilk 4 takım arasına girmek, yani Final Four'a kalmaktı. Bu yolda sezona çok iyi giren Efes Pilsen, Euroleague'de çeyrek finale kadar yükseldi. 1997'de Efes'le beraber Avrupa'da fırtına gibi esen bir Türk takımı daha vardı. Çok iyi bir çıkış yakalayan Tofaş, Efes Pilsen'in bir önceki yıl aldığı Koraç Kupası'nda finale yükselmişti. 3 Nisan Perşembe Türk basketbolu için tarihi bir gündü. Tofaş, ilk maçta 11 sayı farkla yendiği Yunanistan'ın Aris takımıyla Bursa'da rövanş oynayacaktı. Aris, Efes Pilsen'in çok yakından tanıdığı bir takımdı. Tofaşlı basketbolcular hem kupayı kazanmak hem de Efes'in 1993'te aldığı yeni ligin acısını çıkartmak istiyorlardı. Efes Pilsen ise aynı gün Final Four öncesi son rakip olan Fransız Asvel'de oynayacaktı. Maç İstanbul'daydı. Maçı kazanan Avrupa'nın en büyük kupasında ilk 4'e kalacaktı. Asvel'in Avrupa'da pek başarısı yoktu. Efes'te ise takıma özgüven ve inanç hakimdi. Çok inanmıştık. Çok ilk kez Final Four'a kalmayı istiyorduk. İlk olacaktı. Bizim de kariyerimizde birçok başarı vardı ama Final Four yoktu. Bunu çok istiyorduk. Hem Aydın abi koç olarak hem biz oyuncular olarak Final Four'u istiyorduk. Ve bir maç sonra Final Four'a kalacağız. Bütün düşüncemiz bu.
Ancak o gece sahada bambaşka bir asfel vardı. Kimsenin tahmin etmediği bir oyun çıkaran Fransız ekibi Efes Pilsen'e adeta ecel telleri döktürüyordu. Bizim atmamız gereken asfel attı, asfelin atması gerekeni biz attık. Tam tersi çıktı skor ve o gün Efes Pilsen inanılmaz kötü oynayarak maçı alması gerekirken asfel almadı, Efes Pilsen verdi. O gece hiç sabah olmadı. Efes Pilsen yenilmiş, bir rüya sona ermişti. Aynı saatlerde bir başka kötü haber de Bursa'dan gelmiş, Tofaş kupayı Aris'e kaptırmıştı. İki büyük hayalin kabusa dönüştüğü bugün, Türk basketbol tarihine Kara Perşembe olarak geçecekti. ...1998 ve 99'da Efes Pilsen'in çabaları devam etti. Ancak her iki yılda Euroleague'de çeyrek finale kadar yükselen lacivert beyazlılar daha ileriye gidemediler. ...1998'de İtalyan Benetton, 1999'da Litvanyalı Zagris Kaunas, Efes Pilsen'in Final Four hayallerini yıkan takımlar oldu. Aynı yıllarda Türkiye şampiyonlukları da rakiplere kaptırıldı. Ülker Spor 1998'de, Tofaş da 1999'da lig şampiyonu oldular. Bütün bu sıkıntılı süreç ister istemez Efes camiasını etkilemeye başladı. Eleştiri okları takımın üzerindeydi. Eksik olan şuydu, şimdi bir yere kadar takım vasfıyla gelebiliyorsunuz veya o takıma uygun oyuncularla gelebiliyorsunuz. Yani o zaman şöyle deyimler türüyordu. Hani şimdi futbolda var ya mesela işte liberolar ikiye ayrıldı. Ön libero, arka libero derken sarkık liberolar derken işte çapa deniyor önde oynayanlara falan. O zaman da böyle deyimler yaratılıyordu. Mesela sistem içi yıldızlar deniyordu. Efes daha çok o tip oyuncularla oynuyordu. Yani hem sisteme adapte olabilecek hem de yıldız. Ama onlarla da belli bir yere geliyordunuz yani. Son virajı dönmek için yani o Final Four tabir edilen son dört takım arasında kalmak için farklı adamlar gerekiyordu. Kulüpte eleştirilerle birlikte revizyon baskıları da arttı. Türkiye'de şampiyon olmak, Avrupa'da Final Four'a kalmak için taze kan gerekliydi. Yönetim bu baskılar üzerine 1999 yazında radikal bir karar aldı. Emekler oyuncular takımdan gönderilecek, genç oyunculara şans verilecekti. Bu karar üzerine Efes Pilsen'in altyapısından yetişen efsanevi ikili Ufuk Sarıca ve Volkan Aydın Ülkerspor'a, Murat Evliyaoğlu ise Türk Telekom'a gitti. 80'lerdeki altyapı hamlesiyle takıma kazandırılan oyuncular başka bir altyapı operasyonuyla takımdan ayrılıyordu. Çok iyi bir altyapı jenerasyonu vardı. Hüseyin Beşok, Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan, yabancıları da genç olarak transfer etmişlerdi. Böyle bir jenerasyonu bulunca, şimdi bu saydığım 3 oyuncu ki zaten çok iyi oyuncu olduklarını kanıtladılar. Bu üç oyuncu elinizde varsa değişimi kolay yaparsınız. Ha tabii ki bizim için zor oldu. Yani benim için, Ufuk için, Tamer bir sene önce ayrılmıştı. Bizler için zor oldu ama böyle bir şey kaçınılmazdı. Altyapıdan gelen oyuncular arasında göze çarpan bir isim vardı. Hidayet Türkoğlu. 1999'da yeni sezon başlarken A takımı alınan Hidayet kısa sürede vazgeçilmez bir oyuncu olmuştu. Hidayet'i keşfedip basketbola kazandıran altyapı antrenörü Leyla Çalışkan'ın çabaları sonuç veriyordu. Ben sadece uzun boylu bir çocuk olduğunu duyduk. Araştırdık, ailesini bulduk. Ama bize önce çok güçlük çıkardılar. İşte babası bir fabrikada işçiydi. O yüzden çocuğunun okuyacağını, işte muhasebeci olacağını, basketbola kaydırmak istemediklerini söylediler. Ama biz sürekli kapılarını aşındırdık onların ve bir ay kadar süren bir gelgit yaptık evlerine. Oradan tanıdıkları araya sokarak buraya getirdik.
Efes Pilsenli yöneticiler Hidayet'e henüz bir çocukken yaptıkları yatırımla önemli bir yıldız kazanmışlardı. Aynı sezon İbrahim Kutluay ve Mula Ömerovic gibi flash transferler yapan Efes Pilsen 90'lı yıllardaki parlak günlerine dönmeyi hedefliyordu. Takımın hırsı ve neşesi tamdı ama 10 Temmuz 1999'da Amerika'dan gelen bir haber tüm moralleri alt üst etti. İşte sanıyorum ki son noktayı böyle koyuyoruz. Koraç Kupası'nın kazanılmasında büyük payı olan ve camianın çok sevdiği bir isim Conrad McRae, Orlando Magic'in yaz kampında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Conrad McRae geldiğinde bizi tabii sağlık koltuğundan geçiriyoruz. International'a götürdüm onu. Doktor dedi ki oynayamaz, oynarsa sahada kalır dedi. Nasıl oluyor dedim yani. Şimdi Amerika'da oynuyor ve Amerika'dan raporları var elinde. Yani biz çok mu iyi biliyoruz dedim Amerikalılardan. Yani buyurun raporları dedim. O raporları ama vermedi. Ve bir ısrar etti. Dedi ki lütfen oynatmayın. Biz başka bir hastaneden o raporları da göstererek aldık. Tabii Efes bize çok büyük faydası oldu. Hatta bizden transfer oldu. Gitti orada da oldu. Fakat sonuçta bir gün bir telefon Amerika'da o doktor hanımın dediği gibi sahada kalıyor. Yani biz çok üzülmüştük çünkü hakikaten bizden biri gibiydi. Can dostuydu. Keşke oynatmasaydık. Sıkıntılı günlere rağmen lacivert beyazlılar 1999-2000 sezonuna iyi başladı. Ve ilk 7 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi. Ancak o yıl ligde hiç yenilmeyen bir başka takım daha vardı. Aydın Örsün eski yardımcısı Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Karşıyaka. Ve bu iki takım arasında oynanacak maç sonunda Efes Pilsen'de hiç beklenmedik şekilde taşlar yerinden oynayacaktı. Daha o mutluluğu yaşayamadan Tuncay Bey'in telefonu geldi bana ve Aydın Hoca'nın ayrıldığını benim Efes Pilsen'de beni görmek istediğini belirttiğinde hakikaten çok hem çok şaşırmıştım hem çok heyecanlanmıştım. Ve inanamamıştım. Yani açıkçası hatta yani Tuncay Bey emin misiniz? Yani zannetmiyorum falan demiştim. Ama yani olan olmuştu ve bir sonraki gün ben Efes Pilsen'in antrenörüydüm. Yaprak dökümü sadece Aydın Öz'le sınırlı kalmadı. Tuncay Özilhan'la beraber Efes Pilsen'i kuran ve 23 yıl boyunca takımın genel menajerliğini yürüten Panonatov da ani bir kararla istifa etti. Efes Pilsen belki de tarihinin en büyük değişim sürecini yaşıyordu. Takım bu önemli değişim sürecini Ergin Ataman ve öğrencilerinin üstün performansıyla atlattı ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirdi. Lacivert Beyazlılar 4. kez üst üste Avrupa'nın en büyük kupasında çeyrek finale çıktı. Rakip belki de Efes Pilsen'in en çok istediği takımdı. Daha önce Final Four hayallerini Abdi İpekçi'ye gömen Asvel. İlk iki maçtan sonra durum bir bire gelmiş, yine her şey Abdi İpekçi'deki son maça kalmıştı. Efes Pilsen yol ayrımındaydı. Ya şeytanın bacağı kırılacak ya da tarih tekerrür edecekti. İnanılmaz bir tansiyon vardı. Çok yakındı Final Four elimize ama öyle de bir şey vardı ki herkeste bir tedirginlik vardı. Çünkü her sene bu noktaya gelmiş Efes Pilsen sağ avantajını almış ama hep son maçta Final Four'u kaybetmişti. Son bir dakikasına, bir buçuk dakikasına 9-10 sayı önde girdiğimiz bir maçtı ama o bir buçuk dakikada artık bütün kontrol elden kaçmıştı. Yani seyirci, başkan, oyuncular, ben hepimiz titriyorduk. İki sayıdan son iki dakika maç iki sayılara indi.
ve Asvel'in gardı Mustafa Sonko şu bölge, yani orta sahaya yakın bir yerde topu aldı, hiç unutmuyorum. Ve ben son artık 3-4 saniye var ve ben Can Raş üstüne koşmaya başladım. Tabii normal olarak tecrübesizlik yaptım. Yani baktığınız zaman üstüne sıçrayarak koştum. Yani o beklese, bana çarptırsa kendini belki bir faul alacak, iki atış olacak. Ama o topu atmayı son 3 saniye istedi herhalde ve fırlattı. O kadar güzel gitti ki top. Yani hepimiz eyvah dedik. Efes Bilsen'in kabusu çemberden dönmüştü. Efes nihayet şeytanın bacağını kırmıştı. Türk basketbol tarihinde ilk kez bir Türk takımı Avrupa'nın en büyük kupasında ilk dörde giriyordu. Final Four maçları Selanik'te yapılacaktı. Önce yarı final maçları oynanacak, kazananlar finale yükselirken kaybedenler üçüncülük maçına çıkacaktı. Efes Bilsen yarı final için şanssız bir kura çekti. Rakip Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan Panathinaikos'tu. Yunan takımı aynı zamanda Final Four maçlarının da ev sahibiydi. Seyircisinin desteğini arkasına alan Panathinaikos yarı finalde Efes Pilsen'i yenmeyi başardı. Ancak her şey bitmemişti. Efes Pilsen yarı finalin diğer maçında Maccabi Tel Aviv'e yenilen Barcelona ile üçüncülük maçına çıkacaktı. Lacivert beyazlılar Barcelona karşısında tam bir Avrupa devi gibi oynadı. Maç bittiğinde Efes Pilsen Avrupa'nın en iyi üçüncü takımıydı. ...2000-2001 sezonu başlarken Efes'te parola artık belliydi. Avrupa'da şampiyonluk. Ancak NBA takımlarından Sacramento Kings'in hidayeti transfer etme kararı planları alt üst etti. Bu kayıp telafi edilmeliydi. Efes Pilsen yeni yıldızlar almak yerine gözünü Bursa'da yetişmiş olan genç bir oyuncuya dikti. Basketbol şubesi kapanan Topaş'ın gelecek vadeden pivotunu alma kararı sadece Efes Pilsen ya da Türk basketboluna değil, dünya basketboluna da yeni bir yıldız kazandıracaktı. Sürekli Türkiye'ye çıkarlar, işte oyuncu bakarlar, gençleri keşfetmeye çalışırlar, gençleri takip ederler. Ben de Oyakino'dayken beni de çok takip ediyorlardı. Diğer birkaç takımda olduğu gibi Efes Pilsen çok takip ediyordu. Daha sonra 2 sene Tofaş kariyerimden sonra Tofaş'ın kapanmasıyla asıl hedefim olan, ilk kendime hedef belirlediğim Efes Pilsen'le 2 senelik bir anlaşma imza attım. Hedefim de gerçekleşmiş oldu. Mehmet Okur'la Efes Pilsen 21. yüzyılın ilk sezonuna Ergin Ataman yönetiminde başladı. Ancak sezon ortasında Ataman'ın yerini Aydın Örs'ün diğer yardımcısı Oktay Mahmuti aldı. Efes Pilsen'de yine yeni bir dönem başlıyordu. İstikrar ve başarının sürebilmesi için genç ve yeni kadronun kaynaşması Efes Pilsen geleneğine ayak uydurması gerekliydi. Antrenör Oktay Mahmuti, takımı 21. yüzyıla taşırken Efes Pilsen'in geleneksel değerlerini modern basketbolun gerekleriyle birleştiriyor, Efes Pilsen ekolüne yepyeni bir boyut kazandırıyordu. Oktay Mahmuti'nin oynattığı pas açıl temelli bir basketbol var. Bu, 5 kişinin de ortak düşünmesini, ortak hareket etmesini ve tembellik yapmamasını gerektiren bir düzen. Biraz bireyselliği boğan, biraz daha mekanikleştiren işi, ama aynı zamanda çok daha boyut katan oyuna bir düzen. Muhakkak burada bir takım prensiplerimiz var. O prensipleri asla taviz vermemeye çalışıyoruz. Gelenek sahibi olmak kolay bir şey değil. Ve bunu her zaman sadece parayla veya farklı şeylerle, parayla derken yani ekonomik güçle yapabilme ihtimaliniz yok. Parayla kurulamayacak böyle bir sistem, sağlam bir geleneği, bu gelenekte istikrarı getiriyordu. Efes Pilsen'de oyuncular ve teknik adamlar değilse de istikrar baki kalıyordu.
İşte bu istikrar sayesinde lacivert beyazlılar 2000-2001 sezonunda EuroLeague'de yine Final Four'a kalmayı başardılar. Paris'te oynanan Final Four'da Efes Pilsen'in şampiyonluk hayalleri yine Panathinaikos'a takıldı. Lacivert beyazlılar yarı finalde Yunan ekibine ikinci kez yenildiler. Ancak üçüncülük maçında CSKA Moskova'yı mağlup ederek üst üste ikinci defa Avrupa üçüncüsü olmayı başardılar. Efes Pilsen artık Avrupa devleri arasındaki yerini sağlamlaştırmıştı. Türk basketbolu içine bir dönüm noktası olacaktı. O yıl Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye'de yapılıyordu. Mini takımı Efes Pilsen'in eski antrenörü Aydın Öz çalıştırıyordu. Herkes Türkiye'den çok şey bekliyordu. Seyirci desteğiyle arda arda galibiyetler alan Türkiye çeyrek finale kadar çıkmayı başardı. Çeyrek finalde rakip Avrupa'nın güçlü takımlarından Hırvatistan'dı. Maça büyük stres altında çıkan Türk mini takımı 19 sayı geriye düştüğünde hayallerde Abdi İpekçi spor salonuna gömülmek üzereydi. Artık maçı döndüremeyiz fikri herkese hakim oldu. Ben benim için bir rüyanın bittiğini hissettiğimden dolayı, yani burada da bitmemesi gerektiğini düşündüğümden dolayı oturduğum yerden, protokol türümden kalktım. Bench'in arkasına gittim. Herkese kazanacağız falan diye böyle biraz kendimi de kaybetmişim. Son saniyede böyle bir İbrahim top kaptı. Çok uzaktan bir potalı üçlük attı falan. 10 sayıya düştü. Tabii bu bizi tekrardan maça ortak etti. İbrahim'den isabetli basket İbrahim Kutay. Üçüncü periyot İbrahim Kutay'ı 3 sayılık basketiyle kapanıyor. Bir heyecan daha. Müthiş bir heyecan artık. Nefesler gerçekten tutuldu. Hidayet. Faul. İşte. Faul. Maçı kazanıyoruz. Maçı çok az. Çok az kaldı. Evet. Attı maç uzadı. 73-73 maç uzayacak sevgili seyirciler. Üst sayılık atış bölgesinde Damir Mlomerovic oranında daha uzun boylu bir oyuncu onu geçer. İkili sıkıştırma gelince dışarıya Harun atışı. İsabet! Harun Erdoğan! Türkiye yarımfinalde 87-85! Türkiye yarımfinalde muhteşem bir zafer. Hırvatları İstanbul'da İpekçi Spor Salonu'nda deviriyor milli takımımız ve 12 dev adam Avrupa'nın en iyi 4 takım arasında. Türkiye imkansızı başardı ve 19 sayı geriye düştüğü maçı kazandı. Yarı finalde Türkiye'nin karşısında bir başka güçlü takım olan Almanya vardı. Sert Demirel içeriden oynayacak, dışarıya döndü. Evet, İbrahim pas arası yapıyor. Birebir yakaladı. Adamalı okula yapma. Geriz çok yakın savunuyor. Top kaybı İbrahim'de. Nowitzki, smaç basket Nowitzki. Bir Almanya, bir Türkiye öne geçiyor. Sahada akıl almaz bir mücadele yaşanıyordu. Türkiye son saniyelere 3 sayı geride girdi. Artık maçı döndürmek için tek bir şans vardı. Mucizevi bir üçlük. Baskete acil olarak ihtiyacımız var ki maçı uzatmaya götürebilmek için. Hidayet ayağını geriye doğru çekti. Hüseyin'e kapıştı. Müsaadenle 70-70 oldu. 70-70. Çok önemli bir avantaj yakaladık. Bu ucundan boş dönmezsek
Finale adımızı yazdıracağız. Hadi çocuklar, hadi çocuklar, az kaldı. Az kaldı Hidayet, yükten. Bırak. Bastı işte. İşte bastı, işte bastı. Uzuncum ağırına geçti Mithat. Zor pozisyonda. Bakıyorum, bakıyorum. Maç bitti diyor. Okey da rahat diyordu. Hemen Türkiye. Türkiye finalde. Türkiye finalde. Finalde. Türkiye abi. Finale yükseliyoruz. 79-78. Almanya'ya değiniyoruz. Türkiye finalde. Artık sıra finaldeydi. Türkiye finalde sadece Avrupa'nın değil, dünyanın en güçlü takımlarından biri olan Yugoslavya ile oynayacaktı. Hüseyin, Tomaševiç yakın savunuyor ama. Hüseyin çok güzel aldı. Kaç bölgesinde atmadı. Şefanoviç geri doğru çekildi. İbrahim Bayram'ın karşısında. Şefanoviç potansiyonuna geri ters tutuca basket. Türkiye maçın son dakikasına kadar var gücüyle mücadele etti. Ancak dünya şampiyonu Yugoslav takımı tecrübesiyle maçı kazanmayı bildi. Çepenovic, smash basket Çepenovic'den. 2.5 saniye tutuyor. Avrupa şampiyonu mücadelesinde basketbol milli takımımız... Türkiye her şeye rağmen tarihinde ilk kez Avrupa ikincisi oluyordu. Aslında bu Türk basketbolu için büyük bir başarıydı. Ve bu başarı da Efes Pilsen ekolünü mini takıma taşımış Aydın Örsün ve Efes'te yetişmiş oyuncuların payı büyüktü. Avrupa ikincisi 12 dev adama baktığımız zaman Mirsad Türkçen Efes Pilsen altyapısında yetişmiş. Hidayet Türkoğlu Efes Pilsen altyapısında yetişmiş. Mehmet Okur Bursa'da yetişti. Yalova Bursa'da yetişti ama Efes Pilsen de forma giyiyordu o dönemde. Asım Pars Efes Pilsen'de forma giymiş birisi. Yani iskelet Efes Pilsen'de yetişmiş veya Efes Pilsen'de forma giymiş oyuncularımızdan oluşuyordu. Avrupa ikinciliği Türk basketbolcularının fırsat verildiğinde neler yapabileceğini de gösteriyordu. Türkiye'de altyapıya önem veren birkaç kulüpten biri olan Efes Pilsen bu başarıdan sonra 2000'li yıllarda altyapı yatırımlarını iyice arttırdı. Oyuncu yetiştirmek şampiyonluktan tabii ki daha önemli ama onlar şampiyonlukta o işin meyvesi ve doğru yaptığımızın bir göstergesi. Ayrıca bunun yanı sıra bunlara destek ve biraz sosyal sorumlulukla kavramıyla iç içe olan Efes ile ilk adım projemiz var. Her sene 20 şehirde federasyonla beraber, beden terbiyesiyle beraber binlerce gencin arasından seçim yapıyoruz ve bunlara basketbolu öğretiyoruz, sporu sevdiriyoruz. Buralardan altyapımıza gençleri alıyoruz, onları uzun vadeli yetiştiriyoruz. Basketbol sert oynanır diye ben size söylüyorum. Değil mi? Döven takımdınız, gelene geçene 20 oluyordu. Ne oldu dayak yiyince mağlupsunuz, korktunuz. Şutlarda el titremeye başladı, penetre edememeye başladık. Reboundlara zaten hiç girmiyoruz. Savunmayı zaten hiç söylemiyorum, yanına yaklaşmıyoruz. Nerede bunun baskısı, nerede yön değiştirme, nerede topu zora sokma? Ama bunun için basketbol düşünmek lazım, yaşamak lazım. Ya sertleşirsiniz, ya hakikaten bugününüz zeki. Hadi bakalım, hadi. Hadi. Hayır, hayır, hayır. 1, 2, 3, Efes! Bizim A takım nasıl her yıl ilk 8'de ise bence Efes Pilsen altyapısı da Avrupa'da ilk 8'de. Buraya gelen bir oyuncu bir basketbol mabedine geldiğini bilir. Bu basketbol mabedinde basketbolun ön planda olduğunu ve basketbolcu olabilmek için her şeye sahip olunacağını bilir. Basketbolcu olmak kısa bir süreç değildir. Çok uzun bir süreçtir ve çok zor bir süreçtir. Efes Pilsen'in getirdiği yenilikler sadece altyapıyla sınırlı kalmadı. Yönetim 2001 yılında Türk basketboluna yeni bir renk daha getirmeye karar verdi. NBA'de ve Avrupa'da molalarda veya devre aralarında özel şovlarıyla tribünlere eğlendiren gösteri grupları henüz Türkiye'de yoktu. Efes Pilsen bunun için büyük bir kampanya başlattı.
Efes kızları hem basketbol sahalarını renklendiriyor hem de Türkiye'de bir ilke daha imza atıyordu. Pompon kızlar basketbolun adeta 6. oyuncusu. Hani seyirciden önce onlar geliyor. Çünkü seyirciyi coşturan onlar. Salon içinde sıcak bir atmosfer. Türkiye'de pompon kızların da maç esnasında bile bu gösteriye katkısı vardır. Bütün dünyada. Ve Efes Pilsen bunu ilki başlattı. Efes Pilsen ilkleri yaptı. Evet, doğru. Pompon kızlarda da ilkleri yaptı. Efes kızları kendileri ilk önce çok eğleniyorlar ki seyirci eğlenebilsin. Efes kızları sadece dansçı değil, inanın hepsi fanatik. Yani seyirci o enerjiyi gözlerinden alabiliyor onların. Efes kızlarının sahada olması görsel bir şölen bence. Öyle düşünüyorum. Euroleague maçlarında özellikle. Yani kaçırmadan izliyoruz. Kızlar soyunma odasında kıyafetlerini değiştirmeye gitmek istemiyorlar. Zorla gönderiyorum. Efes Pilsen 2001-2002 sezonuna yeniliklerle girmişti. Ancak Avrupa'da üst üste gelen başarılar Türkiye Ligi'ne uzun süredir yansımıyordu. Efes, lig şampiyonluğunu 4 yıldır başka takımlara kaptırıyordu. 2001'e girerken Efes Pilsen ve Eczacıbaşı'nın 8'er şampiyonluğu vardı. O yıl ipi göğüslemek en çok şampiyon olan takım unvanını almak demekti. Normal sezonu birinci kapatan ve playoff'u kayıpsız geçen Efes Pilsen bu hedefe çok yakındı. Ancak final pek de kolay olmayacaktı. Karşılarında ezeli rakipleri Ülker Spor vardı. Ülker Efes maçları bana hep Fener Galatasaray maçı gibi gelmiştir. Yani futbolda Fener Galatasaray maçı nasılsa Efes Pilsen Ülker maçı da benim gözümde aynı seviyede, aynı sertlikte, aynı rekabet içerisinde geçiyor. Karşımızdaki rakibin daha güçlü olduğunu, bize daha çok direnebileceğini, yeri gelince bize üstünlük kurabileceğini bilerek sahaya çıkıyoruz. Ülker Spor final serisine oldukça iyi başladı. Efes Pilsen ilk 3 maç sonunda seride yenik durumdaydı. Herkesin gözü Oktay Mahmuti'deydi. Efes'e şampiyonluğu kazandıracak kritik hamleler gerekiyordu. Mahmuti ise kendisine şampiyonluğu getirecek ismi çok iyi biliyordu. İlk iki maç çok kötü oynamıştım ve Oktay Mahmuti koçumuzdu o zaman. İkinci maçtan sonra beni aldı ve akşam bana gelir misin dedi. Seninle konuşmak istiyorum dedi. Tamam koç dedim. Akşam evine gittim. Konuşmaya başladık. İşte problem nedir? İşte o, çünkü o dönemde ben NBA'ye gidecektim ertesi sene. Şu anda dedi, senin tek hedefin olmalı dedi. Eğer sen bu sene kaldıysan burada dedi, bu takımı şampiyon olarak bırakmalısın ve NBA Efes Pilsen takımının şampiyon oyuncusu olarak gitmen gerekiyor dedi. O zamanlar biraz saçlarım uzundu ve dedi en son çıkarken atıp saçlarına da bir şey yap dedi. Mehmet dedi, yani hem gözüne düşüyor hem de dedi etkiliyor seni dedi. İstersen dedi ya bir bant tak ya da kestir dedi. Koş dedim, ben bant takayım en iyisi dedim. Ve o bantı taktım ve o şekilde o konuşmadan sonra inanılmaz derece rahatladım. Beni çok iyi motive etti o konuşma. Sahada artık bambaşka bir Mehmet Okur vardı. Mehmet'in oyunu ve motivasyonu adeta tüm takıma yansıdı ve lacivert beyazlılar üst üste iki maç kazanarak 2001-2002 sezonunun şampiyonu olmayı başardı. Efes Pilsen artık Türk basketbol tarihinin en çok şampiyon olan takımıydı. Efes bu başarının ardından üst üste 3 kez daha Türkiye şampiyonu olup rekorunu pekiştirdi. Son olarak 2006'da 7. Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2007'de ise 8. Türkiye Kupası kazanıldı. Efes Pilsen artık sadece bir rekor değil, aynı zamanda basketbol severler için bir idoldü. Şu anda her Türk basketbolcusu
genç basketbolcusu ki ben 3 senedir gençlerle beraberim. Herhalde akıllarındaki Türkiye için tek takım ve ilk takım Efes Pilsen'dir. Tabii bu çok büyük bir sorumluluk. Yani bir ülkenin, 70 milyonluk bir ülkenin, 75 milyonluk bir ülkenin lokomotifi olmak, basketbol sektöründe lokomotifi olmak gerçekten büyük bir sorumluluk. Ve orada bir kilise vakfının arsasıydı. Ali Bey onu kulübe kiralamış ve bizi ondan beraber devraldı. Onun içinde de eski bir bina vardı. İlk biz kulübü devraldık. Yani biz o küçük tesiste bir ruh vardı. Sevgi vardı. İnsanların birbirine olan bağlılığı vardı. O büyüye büyüye bence bu sevgi oldu. Herkes birbirine sevdi, inandı. Mali Ligi yenilgisiz geçtik. Hemen ertesi yıl ikinci deplasmanlı ligi yenilgisiz geçtik. Ve birinci lige gelir gelmez birinci deplasmanlık şampiyonu olduk. Bu Türkiye'de ilktir. Avrupa'nın bir Yunan ekibini bizden 7-8 kat daha fazla bütçeli bir Rus ekibini ve bir İsrail ekibini yenerek gruptan birinci olarak ilk defa Avrupa'da ilk 8'e kaldık. Kupa galipleri Aris'le oynadığımız o benim için çok önemli bir dönemeçti. Türkiye kulüpler tarihinde takımlar sporunda ilk kez bir takım final oynuyordu. Daha ilk gün demeç biz Koraç Kupası'nı alacağız dedim. Aydın dedi ki ya çok iddialı bir demeç verdin dedi ama hep beraber inandık. Kitlendik sonra da. İlk Final Four'u bir Türk takım olarak Efes Pilsen olması bizim oraya katkı yapmamız müthişti. İnanılmaz bir sevinç vardı. İnanılmaz bir tablo vardı. Tabii yani o gün benim hayatımda unutamadığım, o Final Four'a kalmamız unutamadığım anılardan bir tanesidir. Efes EuroLeague'de ilk 10 takımdan, 10 kulüpten bir tanesi. Efes Pilsen'in bence basketbol takımının en büyük özelliği her zaman ilklere imza atması. Yani ilk kez Final Four düzenleyen, ilk kez Avrupa'da finale kalan, ilk kez Avrupa'da Final Four oynayan, Avrupa'da üçüncü olan. Ben o yılları biraz uzay yolunun sözlerine benzetiyorum. Yani, go where no man has ever gone before. Hakikaten hiçbir Türk takımı daha o tür yerlere gitmemiştir. Hedefimiz tabii Final Four'a gitmek ve Final Four'da Avrupa şampiyonu çıkarmak. Yani şimdi benim de Efes Pilsen Spor Kulübü'nün de birinci hedefi bu. Yani birkaç sene içinde biz Avrupa şampiyonu olacağız. 1-2-3 Efes! Türkiye Avrupa'da ilk kupasını alıyor bir takım olarak.